Evet bootstrap'i çalıştırmıştık. Şimdi hemen tasarımımız için gövdemizi oluşturmaya başlayalım. Ne yapmıştık? Şunu bir kapatalım hemen. Daha çok yemek.com üzerinde ben durmuştum. Hatırlarsanız. Daha estetik ve sade olduğu için. Şurada da bir menü var. Tabi biraz menüye uğraşmışlar. Baya özellikli bir menü. Ama genel yapı itibariyle ana sayfası bu şekilde olacak. Bir yapıda düşünüyorum ve e, detayı da yine aynı şekilde içinde video ya da resim olan başlığı ile beraber altta tarifi yan tarafta yine aynı şekilde e, kategoriler olabilir. Diğer e, siteden örnek edindiğim düşündüğüm daha doğrusu onu kullanabiliriz. Böyle bu şekilde e, resimlerle ya da şeylerle tariflerle e, şekillendirebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden öncelikle bir ana sayfada üçlü ya da dörtlü resim şeklinde şu şekilde yan yana ve başlıkları olan şeyler ekleyerek yapıyı bu şekilde düşünerek bir hemen gövdeyi kısaca oluşturalım ve tasarımımızı inşa etmeye başlayalım. Peki geldim hemen burada body taglarımın arasına hemen öncelikle dibimi oluşturuyorum. ne diyeceğim bir class oluşturacağım diyeceğim ki container daha sonrasında içine yine bir div oluşturacağız bunun şeyleri kapalı mı acaba evet şöyle yapınca daha hızlı oluyor bir div daha oluşturdum ve içine row diyeceğim daha sonrasında yine bir div yapıyoruz ve ne demiştim? 3'e ya da 4'e böleceğiz. Bunun için yapmamız gereken şey 12'lik sütun sistemi kullanıyordu Bootstrap. Onu da 3'e bölmek için yani 12 3'e e böldüğümüzde 4'er birimlik 3 adet sütun oluşturmam gerekiyor. En düşük olan versiyon değil de col md4 dediğimiz. Yani medium cihazlar ve üstü için bunu 4 kolonluk sistemde yap anlamına geliyor. Bunun altında olan versiyonlar için small ve x small versiyonlar için 4'te x small yoktu. Direkt col diye geçiyor. Bundan aşağı versiyonlar için mobil olarak gözük. Yani 12 sütun şeklinde bu alanı kabul et. Bunun üstündeki yani medium ve işte medium large x large cihazlar için de bunu 4 sütunlu birim olarak kabul et şeklinde bir şey yaptık. Mesela şöyle yapalım. Sütun dedim. Tabii ters yazdım. Şunun iki tane kopyasını alıp size göstermek istiyorum burada. Şöyle 3 adet sütunumu ben oluşturdum. Geldim. Şöyle gördüğünüz gibi ortada 3 adet sütunumu oluşturdu. Şöyle hızlıca bir şey bakalım. Tabii şunları bir kaldıralım. Ben container'ıma bir e, my5 vereyim. my5 nedir? E, margin y yani y ekseninde yukarıdan ve aşağıdan 5 birimlik. Bu 5'in e, rem ölçü birimine denk gelen bir şeyi var orada. 1, 2, 3, 4, 5 diye verebiliyorsunuz. 5 en yüksek. Yukarıdan ve aşağıdan dış boşluk vermeye yarıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Peki. Bunu anlamak için şöyle yapacağız. Bunlara farklı birer tane BG atayım. Şöyle BG sekonder edeyim. Evet birine secondary yani gri buna mavi buna da danger yani kırmızı renk verdim geliyorum yeniliyorum gördüğünüz gibi renkleri geldi Sistemi anlatmak için bunları yapıyorum Ne demiştim md4 verdim Peki şu anda en büyük versiyonda benim ekranım 23. ekranda çalışıyorum Ve şu anda xlarge versiyonda Şöyle biraz küçültüyorum Large'a geçti şu anda şu anda medium'a geçti. Bundan sonra sütunların alt alta gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi small versiyonda bunlar artık e, mobil versiyonda da boşluk kalmıyor. Gördüğünüz gibi alta geçiyor. Yapı tamamıyla yani grid sistemi tamamıyla bu şekilde çalışıyor. Sizin belirttiğiniz oranda, e, belirttiğiniz şekilde davranmak için yazılmış bir CSS framework. Peki arka planlarımı kaldırıyorum mantığını anlattıktan sonra bu hücrelerimin yani sütunlarımın içine resimler ve başlıklar gelecek. Alt alta bunları listeleyerek e, şeylerimizi oluşturmuş olacağız. Bir tane de yukarı belki burada şey var ama bir tane navbar menü ekleyebiliriz küçük Peki e, sütunumuz bu şekilde e, yaptık, arka planlarını sildim ama ben onları bir geri alayım. Daha sonrasında şöyle bir row daha ekleyelim. İkincisi nasıl gözüküyor hemen ona bakalım. Şöyle yaptım. Yanlış mı yazdım orada? E, şunu geri alırken unuttuk sanırım. Peki, burada row'larım arasına da bir boşluk vermem gerekiyor. Çünkü satırların arasında birleşik oluyor. Hemen onu da engellemek için şöyle bir şey yapmam gerek. Row'uma geliyorum. MB yani margin bottom. Alt taraftan dış boşluk ver diyorum. 3 dedim. Aynısını buna da uyguluyorum. Bu Bootstrap 4 ile gelen bir özellik. E, sınıflara iç ve dış boşluklara özel olarak yazılmış padding ve margin sınıfları mevcut. Bunları kullanarak daha rahat tasarım gerçekleştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sütunun satırlarımın arasında daha doğrusu da oluşturmuş oldum. Bu bunları da çok 5-10 tane yapacağız bu şekilde ve içine resimlerimizi ve tarifin başlığı neyse onları yazarak detay tarafına yönlendirip e, tasarımımızı orada sonlandıracağız. Peki başka burada mantık olarak anlatmamız gereken bir şey var mı diye bakıyorum. E, mantığını anlattım. E, bir sonraki derste isterseniz e, giriş sayfamızın yani index sayfamızın e, nav var menüsünü, e, girişini, e, yan menüsünü yani daha doğrusu kategori menüsünü ve footer'ını yaparak bu sayfamızı tasarlayıp daha sonraki sayfalara devam edelim.